Herkese Kayseri Havalı'ndan merhabalar arkadaşlar. Biraz sıkıntılı bir başlangıçla Erciyes Zirve Tırmanış Turu'na başlıyoruz. Ben biraz geç kaldım. Sabah uçağı kaçırdım. O yüzden şu anda grup aslında daha evine yerleşti bile. Birazdan beni de rehberimiz Ömer gelip alacak buradan. Şimdi ben de onun olduğu yere doğru gitmeye çalışıyorum. Yani birazdan grupla buluşacağım. Yarın sabah da erkenden kalkıp Erciyes zirve çıkışını gerçekleştireceğiz. Yine detaylar ve program için tekrardan anlatırım. Konuşuruz ve tekrardan görüşürüz. Havaalanından uzun bir yolculuktan sonra Ömerler beni aldı. Şöyle göstereyim. Tam Erciyes'in eteklerinde bir yere. Şöyle bir dağ evine konaklamak için geldik. Bu gece buradayız. Ömer birazdan planı detaylı olarak anlatacak ama kabaca söyleyeyim, saat 3 gibi uyanıp yukarıya zirveye doğru yola çıkacağız. Ne var? Burada makarnamız. Oh yeah. Suyunu çekti. Şöyle biraz kaldığımız yeri de göstereyim. Bu akşam burada uyuyacağız. Isı kaynağımız da arkadaki şömine. Evet, günaydınlar. Şimdi saat 3'te uyandık. Son hazırlıkları yapıyoruz. Birazdan kahvaltıyı da yapıp zirveye doğru çıkacağız. Şöyle dışarıyı göstereyim diyeceğim ama tabii ki de hiçbir şey gözükmüyor. Kasklarımızda fenerler var. Kafa fenerleriyle yürümeye başlayacağız. Gün aydınlandığında nereye varmış oluruz Ömer? Kasklarına girmiş oluruz. Yolun tamamı şey değil. Yani normal taş veya patika vesaire değil. Önemli bölümü kar kulvarından oluşuyor. Gün aydınlandığında oraya kadar en azından varmış olacağız gibi görünüyor umarım. Bakalım. Birazdan çıkacağız. Saatini yaptık. Çıktığımız dağ evi şurada gözüküyor. Ufacık. Bilmiyorum belli olacak mı ama. Çıkacağımız rotada. Şöyle göstereyim bakalım. Arkada görünüyor. Şu yandaki kar kütlesinden yukarı doğru yürüyerek zirveye ulaşmayı planlıyoruz. Ahmet abi nasıl gidiyoruz şu anda? Vallahi çok iyi. Ekip de çok güzel. İnşallah saat 1 falan zirvede oluruz. Saat 1 gibi. 1 mi? Şu an saat 5:20 geçiyor ve 1 gibi zirvede olmayı planlıyoruz. Ha? Galiba ciddi. Ciddi misin lan? Şu anda demoralize oldum. Bu arada Ahmet abiyi de tanıştırayım. Ahmet abi Ebrolu Hacılı'dan, Hacılı Dağcılık Kulübü'nden geceyi geçirdiğimiz ve bu gecede kalacağımız dağ evi de Hacılı Dağcılık Kulübü'ne ait. Kısaltması neydi? Hadak. Hadak. Hadak'a, Hadak Spor Kulübü'ne ait bir dağ evi. Ben açıkçası o kadar güzel bir dağ evi beklemiyordum. Gayet güzel bir yer. Dün ben geç geldiğim için pek keyif yapamadım tabi. Yani bugün zirveden sonra keyfini çıkarmayı düşünüyorum artık.
tekrar parkurunun başına geldik. Biraz daha dikleşecek ve tamamen karda gideceğiz. O yüzden kramponları giyiyoruz. Dün akşam hazırladığımız kramponlar şimdi botlara takılacak. Kramponlar da hazır. Buz kazmamız da hazır. Birazdan herkes hazır olup dinlenince başlıyoruz. Şimdi kramponları taktık. Yamaçta şöyle yan geçişler yaparak ufak bir eğitim yapıyoruz. Ondan sonra bahsettiğim yerden yukarı doğru zirveye doğru başlayacağız. Ömer! Merhaba. Rehberlere hep şu soruyu sormak istemişim de. Ne kadar kaldı? Az kaldı. Bana saat ver. Az kaldı. Yani takribi. 15 dakika. 15. Işte. Şimdi size bir tiyo. Rehberin böyle baştan ne kadar kaldı diyerek sorgulayın. Sonra doğru zamanı öğrenin ve rehberin ortalama çarpan katsayısını hesaplayın turlarda. Her rehberin kendine has çarpan katsayıları vardır. Şimdi mesela 1 saatler, orası 1,5 saattir tamamlanıyorsa siz ona göre hesaplarsınız. Daha sonra her sorduğunuzda gerçek süreyi bulmak için orada hesap yapmanız gerekecektir. Ya, matematikle uğraşmayın. Yürü. Ben Ömer'i uzun yıllardır tanıyorum. O yüzden onun kat sayısı ile ilgili ciddi şüphelerim var. Bayağı yüksek rakamlar yürü, çıkabilir. Yürü. Ne kadar kaldı? Şu yamacı dönünce. Ya şurada böyle. Benim için bir sigaralık aga. Bir sigaralık. Ya bir de bu muhabbet var. Bir sigaralık. Nasıl bir sigaraysa artık. Malbura, uzun Malbura'lardan. Kübo Pro'su uzun. Ah, bu dinlenme iyi geldi. Buraya özellikle son tırmanışla biraz nefesim kesilmişti. İşin ciddiyeti iyi olacak bakalım. Performansımız iyi Süleyman. Yaklaşık 3,5 saate inşallah varırız. Bir de şey diyeceğim, kramponları takınca... 3,5 mu dedin? 3,5 dedi. Şu an saat kaç? 6. 6'yı geçmiştir çoktan ya. Geçti. Saati bilen var mı şu anda? Bir tane story attım bu arada. Saat 6.30. Ömer dedi ki 3.30 saat. Yani ne oluyor? 10. Bakalım 3.30 saat sonra nerede olacağız? Oradan Ömer'in hesabını yapmış oluruz tahmini. Ömer'le tura gelecekler için de bir kaynak niteliğinde olur bu. Kötü reklam yapma lan. Kötü değil. Zamana takılmayın arkadaşlar. Gün bizim günümüz. Evet arkadaşlar. Dağ evimiz ta şurada aşağıda kaldı. Şu an iki büyük hayalim var. Birincisi zirve. Umarım çıkarım. İkincisi öğleden sonra dağ evinde keyif yapmak. Şu an tek en önemli hayallerimden biri. Hatta zirveden daha fazla diyebilirim yani şu anda. Evet, kazma arkadaşlar. Bizim şu anda emniyet aletlerimizden bir tanesi. Ve kramponlarımız. Gördüğünüz gibi. Kazma, gaga ve kaşık olarak ikiye ayrılır. Kaşık kısmı ve gaga olarak. Tutuş şeklimiz şu şekilde. Rotamız ne taraftaysa, yani yamaç ne tarafta kalıyorsa, sağımızda kalıyorsa, sağ el solumuzda kalıyorsa sol elde olacak. Kazma tutuş şeklimiz kaşık kısmı dışarıda oluyor. Gaga kısmı yamaca bakıyor, yani kara bakıyor. Yürüyüş şeklimiz, şimdi ben sağa doğru gideceğim, yani ileri doğru gideceğim. Yamaç ister istemez sağımda kalıyor. Yürüyüş şeklimizde dikkat etmemiz gereken iki nokta sabit, bir nokta hareket şeklinde. Yani kaya tırmanışında biliyorsunuzdur, yaptıysanız üç nokta sabit, bir nokta hareket şeklinde. Yani üç nokta kuralı. Burada iki nokta kuralı geçerli. Çünkü iki nokta bizi sabitleyecek, bir nokta bizi hareket edecek. Şimdi hareket ederken en önemli unsur, kazmamızı sapladık. Kazmamızdan gücü aldık, kazmamız sağlam. Hareketimizi ediyoruz.
Yani iki noktamız sabit, bir noktamız hareket. Tekrar koyduk. Bu tabi ben şimdi yavaş yavaş yapıyorum ama o hızlanacak. Hızlanacak. Onun için tempoya nasıl yapabilirsiniz? 1, 2, 3 sayarak onu kendiniz tempoya ayarlayabilirsiniz. 2, 3, 1, 2, 3. Bu şekilde. Önemli olan dönüş noktaları. Şimdi sağa döneceğim. Kazmamı iyi bir şekilde yamaca saplıyorum. İki elimle kazmayı tutuyorum. Yavaş yavaş kramponlarımın hepsi tüm ayaklarının kara battığına emin olduktan sonra kazma yerinden çıkmadan bileğimle değişiyorum kazmayı. Diğer sol tarafıma geçiriyorum. Yine kazmanın gaga kısmı kara bakacak, kaşık kısmı dışarı bakacak şekilde hareket. İki nokta sabit, bir nokta hareketli. Burada önemli olan kazmanın sürekli sabit ve sağlam olması. Ekstra bir durum oldu. Ayağımız kaydı. Kar yumuşaktı, kaydık. Düşme anında yapmanız gereken çok basit aslında. Vücudunuzu kaşık kısmından koruyarak düştünüz, kayıyorsunuz diyelim. Kayıyorsunuz diyelim. Düştünüz. Kazmanızın gaga kısmını batırıp vücudunuzu kazmaya verdiğiniz an her türlü duruyorsunuz. Yani burada şimdi kaymayacak çünkü zemin sert olduğu için. Düştünüz. Kayıyorsunuz. Kazmanızı sapladınız. Şu şekilde yattığınız an duracaksınız. Duruyor. Geri kalkmak için sabit kazma ayaklarınızı, yani kendinizi yavaş yavaş kazmaya yaklaştırarak iki noktayı sabitliyorsunuz. Üçüncü noktayı kaldırıyorsunuz. Yani kazmanızı kaldırıp yolunuza aynı şekilde devam ediyorsunuz. Şimdi herkes hazırlığını yapsın. Yavaştan başlayacağız. Ve kötü haberi vereyim, ben zirveye çıkamadım bu sefer maalesef. Bu karbuz rotasından sonra biraz başım döndü, biraz da ayak bileklerimde ciddi bir ağrı yarattı. O yüzden de açıkçası cesaret edemedim. Kendime de eziyet etmek istemedim zaten. En iyisi kararını da doğru yerde bırakmaktı. Zaten daha önce çıkmıştım. Kendimi bununla avutuyorum. 12 yıl önce bir çıkış yapmıştım buraya. Başka bir kulüple gelmiştim o zaman.
başka bir rotadan gelmiştik bile. O zaman sırt rotasından gitmiştik. Başka taraftan çıkmıştık. Daha uzun ama daha kolay bir rotaydı. Burası daha kısa ama daha zor bir rota. Genelde zaten dağların kuzey rotaları hep daha zor olan rotalardır. Bize kuzey rotasından çıkış yapacaktık. Ekip devam ediyor şu anda. Birazdan zirveye varırlar diye tahmin ediyorum. Ben bir noktada bıraktım. Biraz dinleniyorum. Fotoğraf çekiyorum, video çekiyorum, bir şeylerle uğraşıyorum. İyice dinlendikten, buranın keyfini çıkardıktan sonra dağ evine doğru artık dönüş yapacağım ben. Onları da orada bekleyeceğim. Onlar gelmeden dün kaçırdığım, yapamadığım dağ evi keyfini de bugün yapmış olurum öylelikle. Bir avantajı belki şu sakinliği burada dinleyebiliyor olmam. Benim bırakmış olmam da. Çünkü bilmiyorum kaçınız bu kadar yüksek dağlara gelmiştir ama şu anda etrafta hiç ses yok. Sadece kuş sesleri var ve arada yuvarlanan böyle küçük kaya parçalarının sesleri var. Acayip dingin bir doğa var. Bu dağa böyle bakıp dinlemek benim için inanın çok keyifli. O yüzden çıkamadığım için üzgün müyüm? Üzgünüm ama olsun, ben de anın keyfini çıkartıyorum. Dediğim gibi çok da umurumda değil zaten. Yani daha önce bir kere çıkmıştım. Tabii ki çıksam çok daha güzel olurdu. En azından daha çok fotoğraf çekerdim. Daha çok video çekerdim. Ama bu seferlik böyleymiş. Bir laf vardır. Dağcılıkta hep söylerler. Dağ orada duruyor. Yine gidersiniz. Kendinizi zorlamaya gerek yok. Ben de bu lafı dinledim bugün. Devam edemeyeceğim noktada artık bırakmaya karar verdim. Öyle. Bakalım. Bir daha gelir miyim? Bilmiyorum. Neyse. Ben biraz fotoğraf ve video çekmeye devam edeyim. Görüşmek üzere. Evet, zirveye geldik. Şimdi kuzey tarafından güney tarafına şeytan ve sırt rotasının birleştiği noktaya geçiyoruz. Mağara. Burası da güney rotası. Ve adı üstünde zirvedeyiz. Ya. Tebrikler ekip. Ha, videoda mıyız? Evet, nasılsınız? Yorgun ama işte yani süper, güzel. Güzel geldik. Hedeflenenden bir yarım saat geç geldik. Ama o kadar canınız sağ olsun. ...3900 metredeyiz. 16 metre çıkmak için ip ve teknik gerekiyor. 16 metre zirvesi de şu karşısı, direk ve bayrak olan yer. Evet, 3916 metre Erciyes zirvedeyiz. Zirve çok güzel. Gelsenize. Bravo arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet, dönüş yoluna başladık. Güney rotasından kuzey rotasına geçiyoruz şu anda mağarada. Yaklaşık 45 dakika zirvede mola verdik. Evet, kar rotamız bitti. Artık araba yoluna girip yaylaya, süt donduran yaylasına gideceğiz, dağ evine. Bu gece de orada konaklayacağız. Yarın sabah kahvaltımızı yaptıktan sonra... Tamam, sal! Kahvaltımızı yaptıktan sonra
12.1 gibi araç gelecek ve hacılara ineceğiz. Oradan herkese güle güle. Evet, tekrardan merhaba. En son bıraktığım yerde malum zirve çıkışını yarım bırakmıştım. Ben şimdi dağ evindeyim bu arada. Günü burada biraz da dinlenerek geçirdim. Grup da gelmek üzere. Onlar zirve çıkışını tamamladılar. Nasıl geçti, manzara nasıldı vesaire hiç bilmiyorum. Umarım güzel olmuştur. Çünkü tam onların zirve saatinde bayağı bir bulut kapattı orayı. Ama sonuçta faaliyeti tamamladılar. Ben ise yarım bırakmış olarak dağ evine geri dönüp oturdum, günü geçirdim, keyif yaptım. Biraz hızlı gerçekleşti her şey. Yani aslında şöyle, uçağı kaçırmamdan dolayı dün geç geldim. Dolayısıyla akşam geldiğim için de pek fazla bir şey anlatamadım. Yani aslında ne yapıyorum, ne ediyorum, niçin buradayım vesaire gibi. O yüzden biraz onları toparlamak için bu videoyu çekmeye karar verdim. Şöyle, ben hafta sonu yani cuma, cumartesi, pazar Erciyes zirve tırmanışı olan bir tura geldim. Tabii ki bu turu Bukla Tur yapıyor. Biliyorsunuz daha önce de Bukla Tur'la pek çok tura katıldım. Dün ben işte maalesef geç kaldım. Bugün de sabah 3'te uyandık, 4'te yola çıktık. 4 çeyrekte yola çıktık. Zirveye doğru gittik. Ben yarı yolda kaldım. Onlar tamamlayıp şu anda yolda geri geliyorlar. Hafta sonunu böyle bu şekilde bir değerlendirmek istedim ama yarın bir değerlendirme olsundu. Olsun. Yani benim için yine de keyifli, güzel bir gezi oldu açıkçası. Daha doğrusu olacak. Henüz bitmedi çünkü. Biz Erciyes'in kuzey rotasından çıkış yaptık. Burada Hadak'ın dağ evinde kalıyoruz. Burası da çok güzel bir dağ evi. Ben bu kadar hoş olmasını beklemiyordum açıkçası. Salonun ortasında çok güzel bir şöminiz falan var. Dağcılar burayı genelde kullanıyorlar tabii. Buradan hareket ettik. Zirveye yürüyüş yapıldı. Bu gece burada kalacağız. Yarın Kayseri Havaalanı'na dönüp İstanbul'a artık geri gideceğiz. Böyle kısa güzel bir turdu benim için. Yarım kalsa da zirve benim için hala güzel. Dediğim gibi dağ orada duruyor. Bir gün yine gidilir. Zaten 12 sene önce gitmiştim. Bu sefer kısmet olmadı. Galiba tabii 12 sene öncesine göre bir 10 kilo farkım olabilir. Dolayısıyla performans farkında çok değiştiğini düşünüyorum. O yüzden bir daha kondisyon tamamlamadan, biraz da zayıflamadan ciddi dağ faaliyetlerini çok fazla yapmam muhtemelen. Birazdan güneş daha da batacak. Dün akşam çok güzel bir kızıllık vardı. Umarım bu akşam da o kızıllığı görürüz. Dağ vuran çok güzel bir kızıllık oluyor. Kayalar kızıl rengi alıyorlar. Bu akşam onun videosunu çekerim. Gece de eğer bir aksilik olmazsa yıldız bozlama yapmayı düşünüyorum. Eğer başarılı olursam onu da videoya koyarım zaten. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Turumuz devam ediyor. Yarın tekrardan görüşürüz. Evet, şimdi toplandık. Çantaları da traktörü koyduk. Artık dönüş yolu. Erkekler traktörle. Tabii şanslı bir kadro arabayla dönüş yapacak. Sen hangisiyle dönüyorsun? Ben eve geçiyorum. Sen de mi arabayla? Aynen. Biz bunda geldik nasıl olsa. Gördün. Traktör bize kalmış demek ki. O zaman şimdilik dağ evine veda edelim. Sen emin misin? Ve Kayseri programı da bitti. Artık havaalanına vardık. Uçağa binmek üzereyiz. Bunlar Erciyes'e tabii çıkabilen ekip, ben çıkamayan ekip. Tekrardan yeni videolarda o zaman görüşmek üzere.